herkesi tasfiye. Ama nasıl tasfiye? Ya ilahiyatta çalışacağına gitsin, Kur'an düşmanları fakültesinde çalışsın, biz görevinden alalım. Ne demek lan Kur'an düşmanları fakültesi diye bir fakülte mi var? Aptal herif. Göster bana felsefe fakültesinde, tamam. Canıma minnet, gideyim İstanbul Edebiyat Felsefe'de çalışayım. Çok da umurumdaydı yani. Ama öyle değil. Bir de şunu söylüyorum. Seks kasete çıktı. Oradan çıkabilmek için Fethullah'a salya sümük övgülerle dolu imza attın. O şey var ya, kaçan adamın adı ne? Adil mi? He. Terlik sattın. Kefen sattın. Cinsel iktidarsızlık yerine, Viagra yerine geçecek kitap yazdın. Her haltı ettin. Her melaneti işledin. Riviera tipi zeytinyağı gibi. Gene suyun üstündesin. Gene herkese ayar veriyorsun. Gene herkese parmak peki, sallıyorsun. Buradaki mesele... Yazak ya. Buradaki yeni nesil jenerasyon. Sanırım Sevan Nişanyan'ın herhalde. Ekşi Sözlük'te bir ortalama Müslümana sorulması gereken 99 tane can yakıcı soru. Verin bunun cevaplarını. Öyle ben görmedim o cevabı de. O beni ilgilendiriyor demekle siz ancak kendi kendinizi kurtarsınız ama bu dışarıdaki nesiller, çocukların hepsini... İki, bu entelektüel yoğunluğu fazla ateist düşüncenin ürettiği kitapların bizim çocukların zihnine yansıması, onların Anadolu liselerinde, kolejlerde din dersi hocalarıyla bunları tartışınca cevapsız kalmaları, kelam ilminin kendini güncelleyip bu çağın inanç sorunlarına yeterli cevaplar bulamaması, ilahiyatların entelektüel kapasitesinin düşük olması, üretiminin düşük olması ortada bir gençliği bırakıyor. Ben kendimi tabir caizse gençlik caminin içinde isyan etmiş, camiyi terk etmek için kapıya yüklenmiş, ben son cemaat mahallinde arkadaşlar bir durun azıcık beni de dinleyin diye ben durumu geciktirebilir miyim konumunda görüyorum.